Günaydın. Cuma günü detaylarını paylaştığım Brexit anketiyle beraber, ki aslında sonuçlarından ziyade içeriğindeki detaylar da önemliydi ve ciddi anlamda da çelişkiliydi. Anketle beraber sert satışlar geldiğini gördük. S&P tarafına baktığımızda aslında gelen satışın henüz çok fazla bir şeyi bozmadığını düşünüyorum ben. Şurada gördüğümüz 2075-2080 aralığı destek olmayı sürdürecektir kısa vadedeki seviye. Ardından da 2040 geliyor. Tabii 2040'ın kırılması durumunda olay biraz daha negatif bir noktaya gelecek. Bu hafta için baktığımızda FED toplantısı var. Kritik olan zaten burada biliyorsunuz beklenti, Haziran ayına yönelik beklenti tamamen sıfırlanmış durumda. Temmuz'da çok düşük bir ihtimali çekildi. Bu konuda bir detaylı mail atacağım. Aslında kullanabilecekleri bir iki tane kelime var. O kelimeler kullanıldığında belki Temmuz'a yönelik bir işaret olmasa bile piyasayı bozabilecek veya piyasayı biraz daha denetim altına alabilecek bir noktaya getirebilirler. Dolayısıyla Haziran toplantısı tamamen doviş bir toplantı olabileceği gibi doviş beklentinin çok üzerinde bir sertlikte taşıyabilir. O nedenle biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Aynı yarın baktığımızda perakende satışlar var. Veri öncesinde, yine veri öncesinde baktığımızda üretici enflasyonu kapasite kullanım oranı yine diğer önemli veriler olacak. Haftanın geneline baktığımızda da enflasyon açıklanacak, CPI. Dolayısıyla haftanın genelinde kritik gelişmeler var diyebiliriz. Aynı zamanda MSCI açıklanıyor, biliyorsunuz. Çin'in MSCI endeksine alınıp alınmadığını göreceğiz. 15'i 16'sı sabahına karşı diyebiliriz. Türkiye açısından bakıyorsak sadece Çin'in alınıp alınmayacağından ziyade, ki bunu detaylı olarak da anlattım, hangi kademelerde alınacak, etkisi ne olur. Güney Kore'nin de gelişmiş ülke statüsünü alınıp alınmayacağı önemli olacak. Biliyorsunuz birkaç sene önce de bu spekülasyon çıkmıştı. O zaman da söylemiştim, alınmaması daha doğrudur diye. Şu anda da özellikle Won'un henüz liberalize edilmemesinden dolayı Güney Kore'nin gelişmiş ülke statüsünü alınacağını zannetmiyorum. Ama alınması durumunda Türkiye açısından önemli bir oynama olacaktır. Dolayısıyla hem Çin hem Güney Kore gelişmelerini yakından takip etmek gerekir diye bakıyorum. Çin tarafına gelirsek, açıklanan verilerde kısmen beklentiler karşılandı. Görüyorsunuz endüstri üretim ve perakende satışlarda beklentiler karşılanıyor. Ama sabit yatırımlarda ciddi bir gerileme var. 2000 yılına bir gerileme, momentum kaybı olduğunu görüyoruz. Normal koşullarda aslında Çin'de yatırım bölü GDP kalemi çok yüksek olduğundan dolayı bu olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli diye düşünebiliriz. Ama problem ne? Yatırımlar özel sektör tarafından azaltılıyor. Kamu tarafında hala yükseliyor. Eğer kitlerin, yani üretimde %22 payı olan kitlerin borçta da %55 orana sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, şu gelişme çok da iyi değil. Tabii hükümetin ekonomik büyümeyi sağlamaya yönelik adımları bunlar, ama supply side reform olarak geçilen aşırılıkların kırpılması başta olmak üzere yapılması gereken reformların da gerçekleştirilmediğini, zaten verinin detayına baktığınızda çelikte %4'lük artış var, enerjide 24'lük artış var. Bunların hiçbirisinin olmaması gerekir aslında. Dolayısıyla burada bir dengelenmeden bahsetmek mümkün değil. Detaylara bakmadan yapılan dengelenme yorumları var. Onların hepsinin yanlış olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Çin tarafından enerji birikmeye devam ediyor. Tabii aynı zamanda kredideki patlama da dikkatinizi çekmiştir. O da büyümeyi sağlamaya yönelik, ama kısa vadede alınan bu önlemler maalesef ekonominin genel gidişatını değiştirebilecek veya daha sağlıklı hale getirecek adımlar değil. Peki Çin'deki piyasa tepkisi nasıl? Borsa tarafında çok önemli bir gelişme yok. Tahmin edebileceğiniz gibi satışla karşılanıyor. Ama asıl problem fixing tarafına baktığımızda tekrar sert bir ayarlama yapıldığını görüyoruz. Cuma günü 6.56, şu anda bugünün için yapılan fixing 6.58 seviyesinde. Onshore Yuan'a baktığımızda orada da bunu yansıtır bir değer kaybı elbette var. Şurada görüyorsunuz, yeni bir zirve seviye, en düşük yapmaya yaklaşmış durumunda dolara karşı. Bir nokta
Tabii bu dedikodu babında geçen bir haber ama şurada gördüğünüz bu zıplamanın ki sabah saatlerinde olmasından dolayı ilginç, dikkat çekici bir zıplama. Bakın 578'den $104'luk bir hareket görüyorsunuz. Bunun Çin'de devalüasyon beklentisi kaynaklı olduğu piyasada asset traderları tarafından söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama 15'inde MSCI öncesinde ben bu tarzda bir adım işin doğrusu açıkçası beklemiyorum. Buradan paritelere geçelim. Euro tarafı 14 lirin üzerini gördükten sonra geçen videoda da paylaşmıştım satış gelecek diye. Kuvvetli bir satış geldi ve aşağıya doğru itiyor. Henüz görüyorsunuz geçtiğimiz haftalardaki düşük seviyelerine de gelmiş değil. Açıkçası spread tarafına baktığımızda spread'in hala euroyu destekler bir seviyede olduğunu görüyoruz. Ama son 2 günde özellikle opsiyon piyasasında çok sert bir satış geldi. Beni biraz rahatsız ediyor o satış. Bakın görüyorsunuz bu yılın en düşük seviyelerine gerilemiş durumdayız. Tabii bu hemen euro piyasası satışa dönecek anlamına gelmiyor. Daha önce de bu göstergeyi nasıl kullandığımızı çok tartıştım. Ama şurada gelen satışı göz ardı etmemek lazım. Piyasada euroya karşı alınan bir net pozisyon var. Bu gözden kaçırılmaması gerekir. Cross currency swaplara baktığımızda da baskı olduğunu görüyoruz ama opsiyon piyasası kadar kuvvetli değil. Dolayısıyla euro tarafında şu an için söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Ama kritik olan aşağı tarafta 200 günlük ortalama, yukarı tarafta da 14.70'lerin ne olacağı. 14.70'de önce de 13.20 seviyesi geliyor. Peki CFTC tarafındaki durum nasıl? Hemen ona da bakarak pas geçelim. Görüyorsunuz biraz short pozisyon açılmaya başlanmış. Daha doğrusu zaten short pozisyonlardaydık ama momentum yukarı doğruydu. Toparlanma vardı. Şimdi biraz daha aşağı seviyelere gelmişiz. Pound'a geçelim buradan. Çünkü en kuvvetli hareketlerden bir tanesi pound tarafında oldu. Açıkçası burada kimsenin gerçek anlamda bir şey bildiğini söyleyebilmek zor. Yani bir band içinde hareket ediyor. Şurada görüyorsunuz 200 günlük ortalamayı geçemiyor. Aşağı tarafta da halen yeni bir dip yapmış değil. Burada söyleyemeyecek tek bir şey var aslında isterseniz. Asimetrik bir riskle karşı karşıyayız. Yani çıkıyoruz kararının verilmesi. Aşağıya doğru bunun üzerine detaylı bir analizde yazacağım. %15, %20 hemen demiyorum. Aralığında bir satışa neden olacaktır. Yukarısı ise çok daha az bir tepkiye neden olacak. Dolayısıyla aşağı yönlü bir problem yaşıyoruz. Aynı zamanda volatiliteye baktığımızda orada da ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu da bizim opsiyonları kullanarak kendimizi hedge etmemizi engelleyen bir gelişme. Daha doğrusu çok pahalı olduğu için şu anda bazı stratejiler mantık dışına çıkmış durumda. Görüyorsunuz neredeyse 2008'deki seviyeleri, İskoçya referandumu vesaire geride kalmış durumda. Çok ciddi anlamda pahalanmış vaziyette. Buradaki pozisyonlara da bir bakalım. Görüyorsunuz yeni dipler yapmış değil. Henüz 2010 ve 2013 seviyeleri var ama bu yılın en düşük veya en kısa pozisyonuna sahip piyasa. Bu tabi aslında yukarıya hareketinde nasıl olacağını gösteriyor. Yani 23'üne ne kadar shortta girersek yukarı doğru harekete o kadar short covering gelecektir. Ama ne kadar yukarıda girersek veya sıfıra yakın seviyelerde girersek aşağıya doğru şok da o kadar büyük olacaktır. Dolayısıyla bu seviyeleri de yakından takip etmemiz gerekiyor ama tekrar söylediğim gibi burada kimsenin referandum sonucunu bilmediğini varsayarsak, bet siteleri farklı bir sonuç veriyor, anketler, telefon, online tamamen farklı veriyor, şirketlerin de farklı veriyor. Verebileceğim bir tavsiye yok ama gerekli yerlere stop seller veya opsiyon piyasaları üzerinden bazı stratejiler uygulanabilir. Gelelim metallere. Metallerde altın güzel bir
yükseliş içinde ama bugün sert bir satış bekliyorum altında. Bu satışın bizi nereye getireceği veya daha doğrusu sertliğinin ne kadar olacağı önemli. Eğer haklı çıkarsam Çin'deki devalüasyon beklentisi destekliyor olabilir ama burada da 63'lere doğru bir satış gelmesi gerekiyor. Şayet çok güdük kısa bir satış gelirse o zaman piyasa yukarı beklentisini koruyor diyebiliriz. Burada aşağıya doğru döndü diyebilmek için de 1240'ların kırılması lazım. Aksi takdirde 1290 ardından da 1307 seviyelerine doğru altında bir yükseliş gerçekleşecektir. Petrol tarafına geçerek petrol ve bakırı değerlendirelim. Burada Çin'den gelen veriler tabii çok destekleyici değil ama buradaki yükselişinde bu band içinde gidip geleceğini daha önce de söylemiştim. Aşağı yukarı 51-70'leri gördü. Şimdi de biraz daha düşük seviyeleri test ediyor. 48'leri test etmesi durumunda biraz daha tehlikeli bir noktaya gelecektir. Yani 48'in kırılması durumunda 50 günlük ortalamanın test edilmesini bekleyebiliriz. Bir süre daha band içinde gidip gelmesini bekliyorum. Momentumu kırılmak üzere ama aşağıya doğru yeni bir ayı piyasası bence başlamayacaktır. Yukarı tarafta da 52-52,5 seviyelerinin yol vermesi için yine jeopolitik bir gelişme veya OPEC'ten bir haber olması gerekiyor. Aksi takdirde bir range içinde gidip geleceğiz. Son olarak bakıra da bir bakalım. Geçtiğimiz hafta kuvvetli bir satış yedi. Şimdi biraz toparlanmaya çalışıyor. Açıkçası bu seviyeler kritik seviyeler. Yani şurada gördüğümüz 4550'lerin üzerine doğru hareketini devam ettirmesi gerekiyor ki toparlanmanın sürdüğünden bahsedebilelim. Buradaki short kontrat sayısına baktığımızda hala yüksek seviyede olduğunu görüyoruz ama rekor seviyeler söz konusu değil. Gördüğünüz üzere geçtiğimiz sene daha düşük seviyelerde söz konusu olmuştu. Ama aşağıya doğru basılabilecek yer çok fazla kalmadı gibi geliyor bana. Tabii burada aslında 39.000'den 43.000 yani %10'luk daha artabilecek, minimum %10'luk daha artabilecek bir shorttan bahsediyoruz ki o fiyatları yine presleyecektir. Dolayısıyla daha düşmez anlamında kullanmıyorum ama bir toparlanma durumunda da yeterince short covering bir rallisi başlatabilecek kadar short pozisyon var. Onu da kaydetmek gerekiyor. Herkese iyi günler diliyorum.